Efendim hayırlı akşamlar. Bir din ve hayat programıyla daha sizlerle beraberiz. Programımıza başlarken selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyor. Bizleri ekranlar başında izleyen tüm izleyenlerimize hayırlı huzurlu akşamlar diliyoruz. Efendim bu haftada güzel bir konuyla karşınızda olacağız. Hazinemiz diye bahsetmiş olduğumuz gençliğimizden bahsedeceğiz. Özlü sözler üzerinden, ayet-i kerimeler üzerinden, özellikle de genç sahabelerden inşallah örnekler vermek suretiyle geleceğimiz niteliğinde olan gençler hususunda gençlerimizi yanlış yola sapmaktan veya gençliğinin kıymetini daha iyi idrak edebilme anlamında dilimiz döndüğünce sizlerle paylaşımlar içerisinde bulunacağız. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Yusuf Doğan hocamızla güzel bir hasbihal gerçekleştireceğiz. Değerli hocam hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hoş bulduk. Çok nasılsınız, iyisiniz inşallah. Mevla'ya çok şükür iyiyiz. Rabbimiz bu günlerimizi aratmasın. Sağlık, sıhhat, afiyetle herkese versin, bizlere de versin diyelim. Amin. Öncelikli olarak Sivaslı hemşehrilerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyor. Ve ben de aynı şekilde Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti üzerlerine olsun diyorum. Cumaları mübarek olsun. Günleri inşallah hayırlı geçmiştir. Bereketle inşallah kazançlı olsun diyorum. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocam gençlik diyoruz. Yani insandan bahsettiğimiz zaman özellikle gençlik dönemine çok vurguda bulunuyoruz. Peki böyle bir şey yapmamızın, yani genel kabul de zaten bu şekilde. Gençlik neden bu kadar önemlidir? Neler söylersiniz? Evet. İdris Bey her şeyden önce bir Müslüman olarak şunu bilmemiz gerekir. Allah-u Teala bizi yarattı ve dünyaya geldik. Devam ediyoruz. Dünyadayken bizim çocukluk, gençlik, orta yaş ve ihtiyarlık diye dönemlerimiz var. Evet. Çocukluktan ve bu yaşadığımız bir zaman var. Çocukluğu çıktığımız zaman gençlikten itibaren yaptığımız her şeyden sorumlu olacağız. Gençlik hayatımız bizim nasıl olursa ondan sonraki hayatımız da onun üzerine bina edilir. Ve Allah-u Teala o yaptıklarımızın hepsine bir karşılık verecektir. Kıyamet gününde de bir hadiste buyurulduğu gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Buyurun hocam. Hiçbir kul kıyamet gününde ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle nasıl amel ettiğinden, öğrendiği bilgiyle gerçekten amel etmiş mi, etmemiş mi? Malını nerede kazanıp nerede harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça mahşer yerinden ayrılamaz. Evet. Bu hadis bize gösteriyor ki insanın hayatı çok önemli, zamanı çok önemli. İnsana emanet olarak verilmiş şey var. İnsanın vücudu, malı, mülkü, gençliği, her şey emanettir. Allah-u Teala kıyamet gününde bize bunların hepsini soracak. Tabii biz de buna göre hazırlık yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Kişilik inşasında hocam, özellikle gençlik döneminde bir kimsenin kendisi açısından yapmış olduğu müsbet çalışmalar sonraki dönemleri olumlu noktada etkilemesi daha mı kuvvetlidir, evet, daha mı güçlüdür? Tabii çok önemli kişilik oluşmasında. Çünkü Hazreti Ömer'e nispet edilen bir söz var. Nasıl inandığınız gibi yaşamıyorsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Sanırım Hazreti Ömer diye eğer yanlışsa düzeltelim. Hazreti Ali'ye de atfediliyor. Hazreti Ali'ye de. Evet. Rivayettir. Neticede güzel bir sözdür. Yani yaşantımız çok önemli. Bu noktada. Biz gerçek inancımızı yaşayamazsak sonra yaşadığımızı inanç olarak inanmaya, onun bir hayat tarzı olarak kabul etmeye başlarız. İşte ondan sonra kaymalarımız ne yapar? Başlar. Sonunda da hadiste geçtiği bir kıyamet gününde ayağımız ne yapar? Evet. Allah korusun kayar. O yüzden yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin diyor. Hadisi ben Türkçesini söyleyeyim buradan.
hocam? Yaşlılık gelmeden önce gençliğin, hastalık gelmeden önce sağlığın, fakirlik gelmeden önce zenginliğin, meşguliyet, iş vakti gelmeden önce boş vaktin, ölüm gelmeden önce dünya hayatının kıymetini bilin diyor. Hepimizin hayat felsefesi bu olmalı değil mi hocam? Evet, bu. Gençliğimizin kıymetini bileceğiz. Gençlik bir daha ele geçmez bir şeydir. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle diyor. Gençlik bir bahara benzer, ihtiyarlık ise kışa benzer diyor. Hı hı. Öyle bir kış ki arkasından bir daha bahar gelmeyecek diyor. Evet. Yani tekrar bir gençlik yaşamayacağız. Böyle bir şey yok. Öyleyse gençliğin kıymetini bilmek lazım. Bir noktada çocukluk geliyor da sanki hocam gençlik gelmiyor. Yani Kur'an'da da evrelerden bahsedilir, çocukluk evresi. Daha sonra yaşlılık evresi de bakıyorsunuz. Gerçekten çocukluk evresine benzer bir duruma düşebiliyor insan yaşlandığı zaman. Ama gençlikte böyle bir şey yok. Gelip geçtiği zaman daha bir dönüşüm söz konusu bir değil. Bir daha yok. Evet. İşte o yüzden milletler gençlerine önem vermeleri gerekir. Gençliği olmayan milletin geleceği olamaz. Elhamdülillah Türkiye'mizde de gençlerimiz Türkiye'de var. Türkiye'de gençlerimiz gerçekten imanlı, İslam'a bağlı. Hatalarımız da olsa o başka. İnşallah onları düzeltiriz. Yani fikir, düşünce adamı şöyle diyor. Gençlerin yetişmesine önem veriniz. Çünkü bu yolda en küçük ihmal ülkenin yapısını ve geleceğini yok eder diyor. Evet. Yani ihmal etmemiz gerekir. Bu noktada yetkililerimiz, devletin yetkilileri, işte biz de sorumluluk sahibi olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gençleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu anda İlahiyat Fakültemizde 3000'e yakın öğrencimiz var. Evet. Biz bunları yetiştirip onlarla bu gençliğimizi yetiştirmek için artık onları göndereceğiz. Ellerinden geleni yapacaklar. Bu noktada biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Evet. Evet. Peki hocam, gençliğe dair kültürümüzde de çok önemli güzel sözler var. Özlü söz de diyoruz biz bunlara. Yani gençliğin hayatın baharı olduğu vesaire buna benzer. Yani büyüklerimiz bunu nasıl tanımlamış? Gençliğe bakış açısını bizlere yansıtan o güzel sözlerden paylaşmak evet. isterseniz buyurun hocam. Biraz önce Hazreti Ali'den bahsettim. Gençliği bir bahara, ihtiyarlık kışa benzetti. O var. Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir diyor. İhtiyarlıkta daha çok bilinir. Hı hı. Yani bu noktada gençlerle ilgili olarak ecdadımız bu gençlerin sahip çıkılması. Çünkü genç bir delikanlı diyoruz. Yani tam kanının deli hızlı aktı. Yani kanına göre hareket ediyor. Bakıyorsunuz ki o arzuları, hevesleri bir bakmışsınız ki sağlıklı düşünmenin önüne de geçmiş. Kabına yani. Sığmıyor. Kabına sığmıyor yani. O yüzden gençleri bu noktada doğru yönlendirmek gerekir. Onları doğru mecraya, doğru yola sevk etmek gerekir. Bu noktada biz ecdadımızın yolundan giderek özellikle bu manada Kur'an'da isimleri geçen, övülen gençlere biz tanımamız gerekiyor. Bunlar önemli. Söz buraya gelmişken hocam dilerseniz zaten bizim kültür olarak, medeniyet olarak da beslendiğimiz birinci kaynağımız Kur'an'dır. Hı hı. Kur'an'da da hiç şüphesiz gençlere dair Cenab-ı Hakk'ın ifadelerinde de biz görebiliyoruz. Kur'an'ın gençlere bakışı veya gence dair vermiş olduğu örnekler var mı hocam? Evet. Kur'an'ın gençlere dair verdiği örneklerin, kıssaların ilk başında Hazreti Adem'in iki oğlu Habil ve Kabil. Evet. Habil bir şekilde sorumluluğu, saygılı davranmayı, takvalı bir genci temsil ederken Kabil ise hırslı, kıskanç, kan dökmeyi seven bir genç tipini temsil etmektedir. Hı hı. Tabii ki orada yaşanan olay var. O olay bir evlenme olayı var. İşte Habil'in evlendiği kıza Kabil göz dikmiştir. Diğer taraftan da yine Habil'in kurbanı kabul edilip Kabil'inki kabul edilmemiştir. İşte bu hırs, dünya malı,
ve insanlara hasetliğin insanı ne derece, hangi noktalara getirdiği konusunda ve Allah'ın emirlerine bağlılık konusunda bize iki genç, biri iyi, biri de diğeri karşıt olarak kötü örnek olarak bize sunulur. Öyleyse bunlardan ibret almamız, ders çıkarmamız lazım. Bir Habil olmak lazım. Yani. Evet. Bir Habil gibi geniş bir hoşgörüye ve Allah'a imana, teslimiyete ve Allah için her şeyi verebilecek. Çünkü o kurbanını sunduğu zaman en güzelini seçer. En güzelini seçmiştir yani. Hı hı. Yine Hazreti İbrahim çocuk yaştayken kendisi aklıyla Rabbisini bulan bir gençtir, bir delikanlıdır. Kavmi içerisinde o koskocaman şehir içerisinde tektir, tek imanı bulan kişidir. Evet. Tek başına bir ümmettir Kur'an-ı Kerim. Tek başına bir ümmet olarak ifade edilmiştir. Aklıyla Allah-u Teala'yı bulmuş. Aklıyla Allah'ı bulmuş ve şirk ve şirke karşı nasıl mücadele edileceğini ve Allah'a inancın, tevhid inancının ne kadar önemli olduğu konusunda bizim için Hazreti İbrahim gerçekten çok güzel bir örnektir. Bir olan Allah'a, tek olan Allah'a, tek olan Allah'a inanmak, tek olan Allah'ı kabul etmek, onun hükümlerini kabul etmek ve ona göre yaşayabilmek Hazreti İbrahim. Çünkü sonunda ateşe atsalar da Allah-u Teala bu inancından dolayı ne yapmıştır? Hazreti İbrahim'i ateşten kurtarmış ve ateşe emredi. وَكُونُ بَرْدًا سَلَامًا Hazreti İbrahim için bir serinlik ve esenlik, selamet ol diye emretmiş de bu şekilde. O yüzden aynı şekilde Hazreti İbrahim nasıl ki böyle dünyadaki ateşten kurtulduysa bizim gençlerimiz de yani cehennem ateşinden kurtulacaktır. Aynı inanca sahip oldukları evet. zaman, aynı tevhid inancına sahip oldum. Aynı şekilde Allah'a inandıkları zaman bizim için nedir? Ebedi hayat önemli. Ebedi kurtuluş önemli. Çünkü ne kadar yaşarsak yaşayalım her sonunda her canlının kullu nefsin zâikatul mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Her canlı. Bundan kurtuluş olmadığına göre ebedi hayatımızı bizim kurtarmamız gerekir. O yönde Hazreti İbrahim gibi davranmak gerekir. İbrahim Aleyhisselam aslında hocam günümüze gerçekten çok büyük mesajları var. Yani bizden yıllarca zaman evvel yaşamış ama kendisinin içerisinde doğduğu, büyüdüğü ve kendisine doğruyu anlatacak hiç kimsenin bulunmamasına rağmen dememiş ki ya herkes böyle inanıyor, böyle gelmiş, böyle gider dememiş. Yani bir baş kaldırısı var, şirke karşı bir baş kaldırısı var, yanlışlığa karşı bir baş kaldırısı var. İnsanların adeta gözlerini kapatıp işte ağaçtan, taştan yapmış oldukları putlara tapmanın ne kadar yanlış olduğunu aklıyla idrak eden bir genç aynı zamanda. Ve bunu idrak ettiğinde daha henüz peygamber değildi değil mi hocam? Yani annesi tabii, mağaraya götürüyor, mağarada yetişiyor. Bakıyor güneşe, aya bakıyor. Onların ilah olamayacağını evet. seziyor. Yani gençlerimize çok büyük mesajlar var değil mi evet. hocam burada? Bazen gençlerimiz kendilerini yalnız hissederler. Etrafına bir bakarlar ki kendilerinden başka dini yaşayan yok zannederler. Öyle değil. Nerede olursak olalım Hazreti İbrahim gibi biz inancımıza sahip çıkmamız gerekir. Çünkü şunu düşünmeli ki bizi gibi inanan insanı az bile olsa çünkü önemli olan nedir? Hak ve hakikat üzere olmaktır. Şimdi bir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde öyle buyurur. Kıyamete kadar hak üzerine devamlı bir topluluk olacaktır diyor. Hak üzerine, hak din üzerine demektir evet. bu. İşte o yüzden hakkın yanında yer alabilmek, hak ile dediğimiz şey dinimizin yanında İslam ile yaşamak. Evet. En önemli şey hayatını buna göre tanzim etmek ve bir düstur olarak kabul etmek yani en önemli şeyler. Çevresinde nasıl? Hakkı savunan kimse olmasa bile tek başına ümmet olup hakkı savunabilmesi evet. gerekir. Evet hocam. Bir İffet abidesi Hazreti Yusuf. Evet. Yani nefsiyle karşı karşıya kalıp ve nefsine dur diyebilmiştir. O yüzden Allah Resulü evlatlarınıza, çocuklarınıza kıssaların en güzel olan ahsenül kasas olan Yusuf suresini öğretin diyor yani. Evet. Yusuf suresi ibretlerle dolu bir suredir. O yüzden gençlerimiz Yusuf suresini okuyup ibret almaları gerekir. Evet. Bir diğer peygamber, genç peygamber
Hazreti Musa'dır. Firavunlara karşı, tağutlara karşı, ilahlığını ilan edenlere karşı gerçekten mücadelesini yapıp bir an bile hak yoldan sapmamıştır. Bu Hazreti Musa'nın örnekliği. Evet. Diğer bir şey, Lokman Aleyhisselam'ın bir oğlu vardır, delikanlısı vardır. Ve ona söylediği nasihatler bütün gençle sanki yapılmıştır. Kıyamete kadar gelecek herkes için. Herkesin. Bakın. Ya bu ne ya? La tuşrik billah. Ey yavrucuğum, Allah'a ortak koşma diyor yani. Evet. Ve inne şirke le zulmün azimun. Ayeti hafız olmadığım için inşallah ayetler evet. Doğru okuyorumdur. Büyük bir zulümdür. Allah'a karşı haksızlıktır. İşte bakın. Hazreti Lokman'ın oğluna tavsiyeleri. Allah'a şirk koşmaması. Ve hitap da bambaşka hocam. Abi, ya Büneyye diyor, yavrucuğum diyor. Ne kadar böyle müşfik, nazik, şefkatli. Müşfik, kibar bir ifade kullanıyor yani. Evet. Demek ki bazen biz de şöyle söyleyeyim. Aynı uslubu, Kur'an'ın uslubunu aslında biz kendimize taşısak bence yeter veriyor. Evlatlarımızı, çocuklarımızı, öğrencilerimizi, insanlarımızı İslam'a çekmek için, onları hak, hakikat üzerinde devam ettirmek için çok önemli bir şey. İşte yılanı ne derler? Tatlı dil deliğinden çıkartır. İşte onunki ve gibi. Kur'an'da da hiçbir kelime bir maksatsız, bir hikmetsiz ifade edilmemiş. Yani Lokman Aleyhisselam evladına yavrucuğum diyor. Evet. İbrahim Aleyhisselam da babası müşrik olmasına rağmen babacığım diye babacığım hitap ediyor. Diyor. Tabii. Bu da aynı çok şekilde. Önemli evet. Bir mesaj. Bunları da kapmak lazım. Tabii. Uslup tabii. Uslup önemli. Önemli. Ana babaya itaat, ondan sonra bir gün Allahu Teala'ya hesap vereceğimiz Lokman Aleyhisselam'ın tavsiyeleri. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna vasiyet tavsiyeleri. Hı hı. Namaz kılmak, iyiliği emredip kötülükten insanları vazgeçirmek, başa gelenlere sabretmek, insanları küçük görüp yüz çevirmek, kibirli davranmamak ve İnsanlar yürürken bile yürüyüşüne dikkat etmesi, böbürlenmemesi. Konuşurken böyle kibirli bir eda ile çok yüksek seslerle bağırarak insanları tedirgin etmemek. Ki daha Lokman suresini ben burada kardeşlerimize okumalarını başta özellikle gençlerimize onlar, tavsiye ederim. Gençlerimize tavsiye ediyoruz. Evet. Yani bizim için Lokman Aleyhisselam'ın oğlu da bir bu manadaki demek ki o babasının bu tavsiyelerini, tabii ki sonuçta Allah'ın emriydi bunlar. Evet. Yaptığı için övülen bir gençtir yani. Lokman Aleyhisselam'ın oğlu da öyledir yani. Bundan evet. Dolayı. Yine bir yedi uyuyanlar diye meşhur Ashab-ı Kehf'in gençler. Öyle gençler ki böyle ayet-i kerimede onlar güzel anlatıyor. Eshab-ı İnnehum fityetun amenu bi rabbi. Ben böyle biraz daha farklı şey yapayım. Onlar Allah'a inanmış delikanlılardı diyor böyle. Evet. Yani Allah'a gerçek manada inanmış. İşte delikanlılık budur. Hakiki delikanlı. Allah'ın tabii Allah'ın emirleri karşısında boyun eğmek. Onun emirlerini yerine getirmek hakiki delikanlılık bence bu yani. Yoksa haramlara dalarak, haram peşinde koşarak, haram yerlerde gezerek delikanlılık olmaz. O nedir? Kendini harcamaktır. Zamanını harcamaktır. Zayet. Vücudunu harcamaktır. Biraz önce dedik ya işte. İnsanın işte hesap veremeyeceği şeyler bunlar yani. İşte gerçek manada yani budur. Allah'ın emirleri karşısında delikanlı olarak ey Rabbim ben inandım. İşte onlar şirk toplumu içerisinde inandılar yedi kişi olarak. Ondan sonra karşıda Rablerine sığındılar en sonunda. Mevla onları işte 309 yıl uyuttu. Ve onları övüyor. Örnek evet. Gençler olarak Allah'a tevhid inancına bağlı kaldılar. Allah'a inandılar. İnançlarında bir gün bile sapmadılar. İşte bu. Genç delikanlı demek bu yani. Evet. Tabii söz geliyor. Kime? En son peygamber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Evet. O da tabii ki övülüyor. Ve inneke le ala hulukin azim diye. Sen büyük bir ahlak üzerindesin diyor. Evet, o büyük bir ahlak üzerineydi. Gençliğinde de öyleydi. Gençliğinde o şirk, cahiliye toplumu, karanlık dönem, karanlık çağ, tam orta çağ dediğimiz o dönemde düşünün, o dönemin
bütün kötü alışkanlıkların hepsinden uzak kalmış bir genç, bir delikanlı. Hiçbir şekilde putlara tapmamış, hiçbir törenlerine falan katılmamış yani. Hiçbir şekilde. Korunmuş bari. Yani tabii, gençliğinde korunmuş, de tabii. Korunmuş. Evet. Onu ailesinin geçimini üstlenmiş, ticaretle meşhur. Önce yanında himayesinde olduğu amcasının hayvanlarını gütmüş, çobanlık yapmış. Sonra evlendiği zaman ise ticaretle meşgul olmuş. Başkalarının üzerine yük olmamıştır. Ve en önemlisi gençliğinde yine zulmün karşısında yer almış. Zalim. Hilful fudul meselesi. Evet, ona. Hilful fudul çok önemli bir şey. Neden? Çünkü güçlünün haklı olduğu bir dönemde, haklının yani haklı olan kimsenin hakkını aldığı bir dönemde değil. Güçlüyse sen haklısın, hakkını alıyorsun. Haksız güçlü olduğu zaman otomatikmen haklıymış tabii gibi davranıyor. Ne yapıyordu? İnsanın elinde gücü yok, bir şey yok, silahı yok, kabilesi yok, kimsesi yok. Ne yapıyorlardı onu? Mekke'ye geldikleri zaman veyahut da çölde yakaladıkları zaman her şeyini alıyorlar ve onu yerine göre öldürüyorlar, yerine göre işkence yapıyorlardı. Böyle bir şey var. Buna karşı Hilful Fudul diye bir Mekke'de böyle kendini bilen sorumlu insanların bir kurumu oluştu. O nedir? O haksızlığa uğrayan insanların hakkını alması için mücadele edilmesi. Yani hepsinin yapılması. Bunun için Ficar Savaşı olmuş. Allah Resulü Aleyhisselam buna katılmış. Ve peygamber olduğu zaman demiş ki yine de ben ona katılırdım demiş. Yani. Öyle bir grup olsa yine dahil yine, olurdum yani. Evet. Ya genç yaşta bunu yapıyor yani tabii. Kendisi. Bu şekilde Allah Resulü Aleyhisselam zulüm sistemlerine karşı çıkmış yani. Daha peygamber olmadan yani. Zulme karşı, zalime karşı gençliği döneminde mücadele etmiş. Bu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu tavrı bizim için, gençlerimiz için gerçekten çok önemli. Yani hak ile beraber olmak yani en önemli şey. Hakkın yanında yer alabilmek. Evet. Bir başkası olarak hocam, peygamberimizin gençliğinde hani o peygamber olmadan önceki dönemi bile baktığımız zaman her biri ayrı ayrı ibret alınması gereken muhteşem hayatın içerisindeki güzelliklerini biz görebiliyoruz. Mesela daha peygamber olmadan önce en önemli lakap kendisine verilmiş olması, Muhammedül Emin olması. Yani o bağlamdan günümüze aldığımız zaman peygamberimizin o tavrı, o yaşantısı günümüz gençlerine nasıl bir hitabı söz konusu olur? Evet. Bu manada öyle bir genç olabilmek ki insanların her şeyiyle size güvenebildiği bir insan olabilmek. Evet. Malını sizin yanınıza bırakabilir. Çocuklarını bırakabilir. Namusunu emanet edebilir. Yani her yönüyle güvenilen. Allah Resulü Aleyhisselam öyle bir el-emin lakabını yaşadığı hayat tarzıyla göstermişti. Şimdi ben öğrencilerime öyle derim. Öyle bir insan olun ki herkes size güvensin. Ve bu güven öyle bir noktada olmalı ki insanların akıllarına şu kadarcık bir şey girmesin. Çünkü internette öyle haberler dolaşıyor ki artık ben bazen kendimden nefret ediyorum. İnsan olmaktan nefret ediyorum. İnsan diyorum bunu nasıl yapar diyorum. O zaman şu noktaya geliyorum. Gerçek imana sahip olmazsa bir insan bunu yapar. Allah'tan korkmayan insan her şeyi yapar yani. Allah korkusu olmayan insan. Allah sevgisi olmayan insan her şeyi yapar. O zaman güvenilen bir insandır. İşte bu noktada bizim gençlerimiz açısından çok önemli olan bir şey var. O da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı çok önemli. Bunu satır satır çok iyi bir şekilde okuyup öğrenmemiz ve Allah Resulü nerede ne yapmış ona göre hayatımızı şekillendirmemiz gerekir. Sadece ona Allah Resulü değil, onun terbiyesinden geçmiş genç sahabemiz var. Evet. Genç sahabeler var. Onlar da öyle bir hayat yaşamışlar ve kendilerine asr-ı saadet denmiş yaşadıkları. Oraya geçmeden küçük bir soru sorayım hocam. İman dedik, eminlik dedik. Yani kök itibariyle baktığımız zaman ikisi de aynı kökten mi türüyor? İman ve emin olması, eman sahibi olması. Yani sanki bu iman eden her bir Müslüman da
ilk önce tezahür etmesi gereken konulardan birisi eminlik gibi bir algı çıkartabilir miyiz biz burada? Evet, tabii. İman ikisi de emin kökünden, emine ye'menu, emnun kökünden, o da ifal babına aktarılmış bir mastarıdır iman kelimesi. Yani insanın iman derken birisine güvenmesi, dayanması, bir şeye bağlanması demektir. Yani daha açıkçası güvenilen insan demektir yani, evet. Daha açıkçası. Birisine de güvenen, mümin de o inanan, dayanan, güvenen insan demektir. İnandığı zaman Rabbine inanır. İşte o yüzden mümin bir kişi kendisine güvenilip kendisine her konuda itimat edilen bir kişi demektir. İşte o yüzden Allah'ın isimlerinden biri de mümindir. O da güven verendir. Evet. Yani Allah'ın 99 isminden birisidir. El-Mü'minu. El-Mü'minu ismi Haşr suresinde geçer orada. Şimdi ondan dolayı müminin bu özelliği çok önemlidir. Bir şekilde bir yerde inanan, bir tarafta kendisine güvenilen gibi bir anlamı da var tabii. Hayatımızda evet. Çok emanet var hocam. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize emanet olarak verdiği, ta mesela ruhlar alemine doğru gittiğimiz zaman orada Rabbimize vermiş olduğumuz bir sözümüz var. Söz de zaten bir emanettir. Yani mümin kelimesinin altını doldurma noktasında bizim diğer insanlardan çok daha gayret etmemiz gerektiği, ticaretimizde, alışverişimizde, halimizde, davranışımızda, sözlerimizde bu mümin kelimesinin altını doldursak zaten çok müstesna bir konuma geliriz değil mi hocam? Şimdi biliyorsunuz Cibril hadisi var. Cibril hadisinde iman, İslam, ihsan gibi kavramlar anlatılır. İşte İslam bizim bildiğimiz İslam'ın şartları, iman ise bizim bildiğimiz imanın şartlarıdır. Ancak ulema demiş ki iman nedir? Kur'an'a bir bütün olarak inanmak demektir her şeyiyle. O yüzden mümin olan kimse yaptığı Allah'a inanan, Allah'ın kitabına inanan bir kimse Allah'ın emirlerine göre bir hayat yaşar. Ve yaptığı şeylerin Allah'ın emirlerine uygun mudur, değil midir? Onun hesabını yapar yani. Ticaret yapan der ki ben Allah'ın emrine göre bir ticaret yapıyor muyum der. İnsanları aldatıyor muyum, aldatmıyor muyum diye düşünür. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu konuda bir sure var. Mutaffifin suresi bizzat ticaret ahlakıyla ilgili ve ticareti dürüst yapmayanları tehdit eden bir suredir. وَاَيْلُوا لِلْمُتَفِّف۪ينَ Ölçü ve tartıda eksik yapanlar. Ne demek? Ticareti dürüst yapmayanlar demektir yani. Evet. Bu manada. Bunu biz genişletebiliriz. Her alanda. Yani mesela bir şirket sahibinin yani çalışanlarına karşı dürüst davranması, onların hakkını vermesi açısından düşünebiliriz. Bu noktada çok serzenişler geliyor. Veyahut da bir esnaf bana demişti, hocam hep böyle diyorsunuz ki ticaret erbabı dürüst ticaret yapsın. Niye ticaret erbabına gelen o müşterinin de dürüst olması gerektiğini söylemiyorsunuz evet. demişti bana. Doğru. Ben dedim ki ben bunu hem kürsüden söyleyeceğim hem de artık nerede söylediğimizi orada söyleyeyim. Burada da aynı. İnsanları yani müşteri yalan o ticaret erbabı yalan söylemeye insanları teşvik etmemeli veya onu evet. zor durumda bırakmamalı. Mesela şu bu malı kaç aldın? Bu sorulmaz ki. Niye adam kendine göre zamana göre çünkü kar marjı var. Ancak piyasa şartlarında İslam kesin bir kar şeyi koymamıştır. Sınırlama koymamıştır. Zarar etmeyecek şekilde. Niye? Tekrar o malı almaya gittiği zaman ticaret erbabı eğer o malı bir önceki fiyattan aldığı fiyattan alamıyorsa onun piyasa şartlarından satması gerekir. Yani esnafı zor durumda bırakmamak gerekir diye de düşünüyorum. Hem müşteri anlamında hem de esnaf anlamında. Tabii, iki taraflı. Daha açıkçası bir Müslüman esnaflık veyahut da ticaret ahlakı veyahut da biz buna buyur diyoruz, beyan diyoruz. Alışveriş nasıl olur? Biz de bir müşteri olarak, bir Müslüman olarak biz nasıl alışveriş yapmalıyız? Bunu bilmemiz gerekir. İlmihal dediğimiz şey bu zaten. İlmihal bu. Kişinin ilmi hali
demek yani ilmihali bilmez gerekir dedi. İlmihali nedir? Kendisinin yapacağı alışverişlerin, yapacağı akitlerin, yapacağı ne diyelim ticaretin İslam'a uygun olmadığı, davranışlarının İslam'a uygun olup olmadığını bilmesidir herkesin yani. Evet. Çünkü herkes bütün İslam'ın ahkamını ne yapamaz? Bilemez. Ancak ticaretle meşgulse onu bilmesi gerekir. Veyahut da ne diyelim bir öğretmense o İslam'a göre öğretim esaslarını bilmesi gerekir ki o öğrencilere yani ne yapmasın gerçek manada faydası olabilsin. Ve erken yaşlarda öğrenilmeli değil mi hocam? Tabii, yani hayata tam manasıyla atılmadan önce bu bahsetmiş olduğunuz meseleler ne kadar iyi bilinirse Allah ömür verdiği müddetçe bir insanın hatadan, günahtan, isyandan uzak kalabilmesi, kendini koruyabilmesi o kadar kolay olur değil mi hocam? Tabii kesinlikle. O yüzden erken öğrenmek derken tabii bunun için çocuklarımızı her şeyden önce çocuk nereden misin neyi ne zaman öğreneceğini o yüzden bizim çocuklarımızı yetiştirmemiz lazım onlara. Ebeveynlere iş düşüyor. Çok büyük oranla düşüyor. Çocuğun çünkü eğitimi hatta derler ki doğumdan evlilikle başlar diye böyle evet. Çocuğun eğitimi evlilikle başlar derler. Anne babanın yaşamından başlayıp. Tabii önce tabii sen kendi hayat tarzına uygun birisini seçer. Nasıl seçersen o öyle devam eder. Tabii Rabbim bizi hakikattan ayırmasın. Sen kendisine rızasına uygun bir hayat yaşamayı nasip etsin. Bu noktada işte evliliğin de Allah'ın emrine göre olması, ondan sonra onun şekilde devam etmesi, çocuklar dünyaya geldiği zaman Allah'ın emrine göre hareket edip, çocuk doğduğu zaman ona bir İslami isim vermesidir, ondan sonra İslami esaslara göre büyütmesidir, bir takım çocuğun zaman zaman verilmesi gereken bilgiler vardır. İşte buna dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Özellikle de 4-6 yaşı diyor hocam uzmanlar. Yani 4-6 yaş bir çocuğun dini kimliğinin de oluştuğu dönemdir deniliyor. Zaten bu noktada da Diyanet İşleri Başkanlığımızın 4-6 yaş Kur'an kurslara yönelik ağırlık vermesi halkımız tarafından da gerçekten büyük bir teveccühle karşılandı. Buna nispetle hani farklı görüş sahibi olan insanların da en çok kızdığı konulardan bir tanesi de ya 4 yaşındaki çocuğa Kur'an öğretilir mi gibi eleştiriler olabiliyor. Ama şu bir hakikat ki yani bir Müslüman anne babanın Müslümanca bir evlat yetiştirmesi çok normal ve doğal bir davranıştır. Ve 4-6 yaşın uzmanlar tarafından asla gaflet içerisinde geçirilmemesi, bilinmesi, öğrenilmesi dini anlamda bir çocuğun kimliğinin oluşması anlamında da ebeveynlerin üzerine düşmesi gereken çok şeylerin olduğu söyleniyor hocam. Evet, tabii ağaç yaşken eğilir derler. Yaşken eğiliyor. 15 yaşından sonra hadi bakalım çocuğa dini eğitimi başlat bakalım yani. Evet. Çocuğa artık aklını kullanır, aklına göre hareket eder. Bu doğru mu der, yanlış mı der ona göre. Yani gerçek manada iman kalbine yerleşmemişse ondan sonra her şeyi sorgular. Bir yere kadar yaptırırsınız, bir yerden sonra yaptıramazsınız. Savrulma meydana gelir. Tabii savrulma. O yüzden çocuk küçük yaşta mesela çok güzel bir şekilde bugün 4-6 yaş var. Öğrencilerimiz ilkokul 4. sınıftan itibaren din dersleriyle evet, o da çok önemli. Yani muhatap oluyorlar. Bence daha önce olması gerekir diye düşünüyorum. Artık evet. Sorumluluk yetkililere diyelim yani bence burada. Günümüze de hamdolsun diyelim tabii, hocam. Çok yani. Güzel çalışmalar var. Çok güzel imkanlar var. Burada bu eğitimi yapan hocalarımıza çok büyük işler düşmekte. Ve o 4. 5. sınıftaki çocuklara din eğitimi veren hocalarımızın için o kadar önemli ki. Ben şimdi öğretmenlik de yaptım. 6 yıl öğretmenliğim var. İlk öğretimde de derslere girdim. O günlerimi hiç unutamıyorum. Çocuklar bir hafta sonraki derste 4 gözle beklerlerdi. Evet. Her hafta bir ilahi öğretirdim. Onu çok çok severlerdi. Hı hı. Ve o çocuklar bakıyorum. Mesela şöyle bir çocuktan bahsedeyim. Tabii Allah kimseyi düşürmesin. Böyle bir sabah akşam böyle içkiye müptela olmuş bir kardeşimizin oğluydu. O çocuk 5 vakit namaza başladı. Yani. Bir görsün. 5 vakit namaza camiye gidiyor, cemaate gidiyor. Ha kendi ne yapıyor? Bir taraftan o çocuk mukayese ediyor. Yani neyi mukayese ediyor? Babasının durumuyla şu andaki anlatılanları.
Allah Resulü'nün hayatı anlatılıyor kendisine. Ha, diyor evet. ki hak hakikat işte bu yüzden o yaşta çocuklara yapılan din eğitimi çok önemli. Mesela bugün Zeki Hayran'da hafızlık özel proje konumuz var. Evet. Orada o çocuklar hafızlık yapıyorlar. Kur'an kurslarımızda hafızlık yapıyor çocuklar. İşte bunlar nedir? Bunlar bizim geleceğimizdir. Evet. Bunlar bizim geleceğimiz. Bunları yetiştirmezsek yarın uyuşturucuya müptela, her türlü ahlaksızlığa bulaşmış bir nesille karşı karşıya kalacağız yani. Toplam komple bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Tabii. O yüzden bence çalışmalar iyi. Burada bize çok işler diye, çok iş düşüyor diye düşünüyorum. Hı hı. Fedakarlık düşünüyor. O çocuklarla gerçek manada ilgilenmek, onların öncelikli olarak kalplerini, gönüllerini, sevgilerini kazanmak. Evet. Ve onların yani mesela diyeyim, din dersini sevmesi demek, o dersi sevmesi demek, Allah'ı, peygamberi sevmesi demektir yani. Evet. Yani bu yüzden Kur'an, mesela seçmeli Kur'an dersler var, ne kadar güzel. İşte bunu daha fazla öğrenciye seçtirmek için çalışmak gerekir diye düşünüyorum. Hocalarımız yapıyorlar, yapmıyor demiyoruz. Ancak yani ne kadar gencimizi kurtarabilirsek bütün mesele o. Evet. Bir gençliğe nasıl sahip olursak, gençliğe sahip olmak demek ülkeye sahip olmak demektir. Vatana sahip olmak demektir. Evet. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Evet, evet hocam. Gençlik hiç şüphesiz önemli bir dönem. Ancak gençlerimizin o gençlik döneminde de ister istemez önlerinde güzel numunelerin bulunmasını onlar da arzuluyorlar. Çünkü insan görerek öğreniyor. Her şeyi okunarak öğrenebilir. Bazen de görmesi gerekir. Önünde idollerin olması gerekir. Ne yazık ki hani medya açısından da baktığımız zaman gerçekten çok hoş olmayan davranışların örnek olarak ileri sürüldüğü veya ahlaken çok iyi olmayan insanların idol olarak öne sürüldüğü bir dönemde bizim hem dünyamızı hem de ahiretimizi kurtaracak numuneler açısından sahabe dönemi çok çok önemli. Genç sahabelerimiz özellikle. Şimdi şöyle olsa daha güzel olmaz mı hocam? Yani bugün anneler babalardan başlamak suretiyle ahlaken kendisi bir zafiyete uğramış olan insan yerine genç sahabelerin hayatlarından ailece araştırılmış olsa, onların her birinin örnek hayatı kendi hayatlarına geçirilmeye çalışmış olsa bunlar çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Bu bağlamda genç sahabelerimize şöyle bir giriş yapalım. Gençlerimiz bugün şöyle bir tarihe baktığı zaman hangi sahabelerin hayatından hiç şüphesiz hepsi önemli de gençlere yönelik gençlik aşamasında Allah Resulüne bağıyla, bağlantısıyla günümüze kadar şöhreti gelmiş olan sahabelerimiz var. Bunlar kimlerdir? Bunlar üzerine neler söylersiniz hocam? Evet. Bir defa tabii izleyicilerimiz belli bir seviyeye gelmiş dini bilgiler olan yani olarak kabul ediyoruz. Fakat yine de sahabe ne demek diye evet. söyleyecek olursa sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i mümin olarak, Müslüman olarak gören kişiler sahabe olarak adlandırılır. Ona iman eden önemli. Beraber olan evet. Sahabe neden önemli? Çünkü birinci kaynaktan dini öğrenen, Allah Resulü'ne ayetler iniyor. O ayetleri Allah Resulü kendilerine ne yapıyor? Okuyor, onları da ezberliyorlar. Bu açıdan önemli. Dinin yani bizzat nüzule sürecine tamamen şahit olmuşlar. Ve hangi olay üzerine ayetler inmiş onları biliyorlar. Bu çok önemli. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara öneme dikkat ederek şöyle bir hadisine hayrun nasi karni sümmellezini yelunehum sümmellezini yelunehum. Evet. İnsanların en hayırlısı dedi, insanların dediği müminlerin demektir. Benim asrımda yaşayanlar daha sonra gelenler tabi diyerek sahabe, tabi'in, tebe'u tabi'ne dikkat. Diğerleri hayırlı değildir manasına değil de onların üstlendiği görev açısından çok önemli. Hı hı. Bu önemli çünkü İslam'ın oluşum sürecine bizzat şahit olmuşlar. Bu açıdan önemli. O yüzden onlara da ilgili olarak da insanlar olur olmaz şeyler söylemekten de sakındırmış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a Allah'a ashabi. Evet. Ashabın konusunda olur olmaz şeyler söylemekten sakının diyor. Yine ashabi kennucumu femen iktedeytum ihtedeytum.
Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz buyuruyor. İşte Allah Resulü, yani bizim ashabımız bu noktada bunun önemini Allah Resulü Aleyhisselam böyle dikkat çekiyor. Hı hı. İşte biz de bugün gençlerden bu şekilde Allah Resulü'nün bizzat asıl kaynaktan feyiz, nuru alan, İslam'ın nurunu alan bu gençlerden birkaç tanesinin örneğini vermek istiyorum. Mesela ilk olarak Hazreti Ali radıyallahu anh. Hazreti Ali radıyallahu anh bildiğiniz gibi amcası Ebu Talib'in oğludur. Hı hı. Ebu Talib'in çocuklarının sayısı çok fazladır. Ve geçimini zor, kıt kanaat yapmaktadır. O yüzden Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Ali'yi ne yapmıştır? Kendi yanına almıştır. İslam, yani ilk defa artık İslam inmeye başladığı zaman, Kur'an ayetleri inip de Allah Resulü İslam'ı tebliğ etmeye başladığı zaman işte rivayete göre çocuklardan ilk iman eden odur. Bu konuda Allah Resulü arasında bir de diyalog gelmiştir. Hatta biz İmam Hatip'teyken bir metin okumuş. İslam-ı Aleyhin diye bir parça okumuştuk. Hmm. Hazreti Ali'nin Müslüman olması diye. Bizim eski metinler kitabı var. Bilmiyorum siz ona yetiştiniz mi? Bekir Topaloğlu, Hayrettin Karaman'ın hazırladığı. Yok. Orada oradaki Hazreti Ali'nin ifadesi ben dinim konusunda, ebedi hayatım konusunda 10 yaşındayken cevap veriyor Hazreti Ali'nin. Hı hı. Ben diyor Ebu Talib'e mi danışacağım diyor. Ve orada küçük yaşında o hakkı hakikati ne yapabiliyor görebiliyor. İşte o yüzden Hazreti Ali bizim için önemli. O yaştan itibaren Hazreti Ali namazdan, niyazdan, camiden, cemaatten ayrılmamıştı. Hatta meşhurdur. Hani bir ayağına ok batmıştır da o oku ben namazdayken alın demiştir. İşte öyle. Bizim Hazreti Ali'yi böyle tanıyacağız. Hazreti Ali ile ilgili bir takım kafamızdaki düşünceleri bir tarafa bırakarak objektif bir şekilde Hazreti Ali'yi iyi anlamamız gerekir. O yüzden eğer farklı şekilde ondan sonra Müslümanların yüzyıllardır süren bir takım problemler, fitnelerin sonu gelmez. İşte o yüzden biz sahabeyi de bu manada iyi anlamamız gerekir diye düşünüyorum. Diğer bir sahabi ise kendisi hakkında Haris bin Malik el Ensari, Harise bin Numan çeşitli isimlerle geliyor. Bu sahabi de bizim için önemli olan sahabilerden biri şey olarak yani bu noktada. Bazen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir üslup takip edermiş sabah namazından sonra. Bu gece aranızda rüya gören var mı dermiş. Rüya gören varsa onu yorumlarmış. Yoksa kendi rüyasını yorumlarmış. Evet. Yine bazen de bu geceyi nasıl geçirdiniz diye sorarmış. Bu şekilde. Bir gün işte böyle bir soru sorduğu zaman o gençlerden biri Haris bin Malik diyor ki öyle bir söz diyor ki hakiki bir mümin olarak sabahladım diyor. Hmm. Hakiki bir mümin olarak sabahladım. Allah Resulü buyuruyor ki her bir söz ispat ve doğrulama ister diyor. Sözünü ispat etmen gerekir diyor yani. Mümin olarak sabahladıysan diye. Evet. Bu şekilde söylüyorum. O da diyor ki ya Resulullah diyor. Gündüzü oruçlu geçirdim. Geceyi ibadetle geçirdim. Zikirle geçirdim. Namazla geçirdim. Kur'an okuyarak geçirdim diyor. Ellerimi açtığım zaman sanki meleklerin kalemlerinin hışırtısını arşı alada hissedecek kadar hissettim diyor. Sanki hissettim diyor böyle. Hani içine öyle bir iman girmiş, öyle bir huzur bulmuş ki sanki öyle bir hisse kapılıyor yani. Meleklerin sevabını arşı alada yazıyor gibi hissettim diyor. Evet. İşte Allah Resulü'nün buna cevabı çok önemli. Evet. Ey Haris diyor sen tepeden tırnağa iman kesilmişsin diyor. Yakin derecesinde bir yakin iman. Yakin derecesinde iman. Bu nasıl olmuş? İman ediyor. Sadece iman ettik demek yetmiyor ki. Amel yapıyor. İşte birçok ayeti kerime o. Asr suresi bu yüzden önemli. Vel asr innen insan lefî illellezîne âmenû ve âminû sâlihâte. İman edip de salih amel işleyenler. O yüzden sırf iman sadece inandım demek bizim imanımızı korumaya yetmez. Amel olmadan olmaz. İşte sahabe, sahabe ne diyor? Sen diyor
tepeden tırnağa iman kesilmişsin diyor ya. İnandığını açığa çıkartmışsın yani. Amelle. Bu şekilde. İşte bir genç, bir delikanlı. 17 yaşında bir delikanlı. Evet, tam 17 yaşındayken. 17 yaşında. Düşünün, 17 yaşında tabi camimizde, cemaatimiz çok genç delikanlımız var ama 17 yaşında vakitlerini nerelerde geçen gençlerimiz var. Hocam, biz onlara da dua ediyoruz. Onlar da hakkı hakikati görsünler. Yani onlara da bir şey demiyoruz. Tabii ki haramlara insanlar dalmadığı sürece bir şey diyemeyiz yani. Onlar evet. Da hiç stres, depresyon falan yok muymuş hocam? Bak öyle dolmuş ki ben diyor, yani söylediği şey çok önemli. Ben diyor, tekrar o söylediği sözü tekrar söyleyeyim bakın. Hakiki bir mümin olarak, öyle inanmış olarak ki insan içinde gerçekten buna inanmazsa bunu söyleyemez zaten. Söyleyemez. İşte o şekilde inanmış yani ki ve öyle diyor. Yani huzur bulmuş. Yaptığı ibadetin kendisinin hayatına kesinlikle etki etmiş ve onu ne yapmış? Kalben Allah'a tam olarak bağlamış demektir. Evet. Yani bir en önemli şey bu. Demek ki onlar da böyle karşılaşmış oldukları dünya hayatının verebileceği yükü imanın dışarıya tezahürü olan ibadetlerle izale etme yoluna gitmişler hocam. Evet. Şimdi günümüzdeki gençlerde hani zaman zaman konuşuyoruz. İşte çok stresliyim, depresyona giriyorum. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Aslında bunlara da bir çıkış yolu olarak salih amel pek çok şeyi çözüyor değil mi hocam? Evet. Dertlere şimdi, derman. Biliyorsunuz bir ayet-i kerim öğretseniz bile. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulûb. Evet. Ela tembih edatıdır. Ne demek? Dikkat edin, farkına varın. Osmanlıca'da da bunun daha güzel. Agah-ı mütenebbi olun ki demektir bu Osmanlıca'da. Farkına varın ki Allah'ı zikirle kalpler huzur bulur. Mutmain olur. Stresten uzak olur demektir yani. Evet. İşte insan Allah'a inancıyla birlikte öyle inanır ki namaza durduğu zaman eğer onun huzurunda olduğunu hissederse o an o huzuru bul. Görüyormuş gibi kılmış. Görüyormuş. İhsan makamı evet. Dediğimiz şey bu. Namazın da en yakın olduğumuz zamanda nedir? Secde halidir. Ben inanıyorum ki insan secdedeyken bunu hissettiği zaman tüyler diken diken olur. Ruhsal hastalığı kalmaz değil mi? Kalmaz. Stresten bir şey kalmaz. Namaz böyle bir şeydir yani. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öfkelendiğin zaman abdest alın diyor. İki rekat gelin namaz kılın diyor. Yani. Bu önemli. Çok önemli. Öfkeyi yatıştırmak çok önemli. Öyleyse demek ki insan Mevla'ya bağlanmasını bilebilmeli. Allah'a zikir derken burada zikir çok genel bir kavramdır. Evet. Kur'an bir zikirdir. Kur'an okumak bir insana huzur verir. İşte ibadet bir zikirdir. İbadet yapar. Veya oturur bir köşede eline tesbihi alır, Allah, Allah, Allah der. Veya la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah der. Kalpten gönülden der. İşte bu. İşte o yüzden bazen ben öğrencilerime derim, ya bir yerden bir yere giderken derim, öyle şeytan sizi kafanızı boş şeyle doldurmasın diye 100 defa istiğfar edin derim. Evet. Ondan sonra 100 defa salatü selam söyleyin. Sonra deyin ki 100 defa Allah deyin, 100 defa la ilahe illallah deyin. Ha ne yapar? Bir taraftan kafanızda olur olmaz düşüncelerden, vesveselerden uzak olmuş olursunuz. Diğer taraftan da Allah'ı zikretmenin sevabını alırsınız. Diğer taraftan da gönlünüz, içiniz huzur bulur. Diğer taraftan stres dedikleri şey strese düşmemiş olursunuz. Allah'a zikir evet. Öyle bir şeydir. İşte bir sahabe Haris bin Malik el-Ensari de bunu El-Ensari, ifade tabii. ediyor. Evet. İnternette yazdığınız zaman geliyor yani. Gençlere burada söyleyeyim ben. Haris bin Malik el-Ensari. Evet. Onunla ilgili İslam Ansiklopedisinde de bir madde var. Baktığınız değişik isimlerle de zikredilen bir sahabe. Yani 17 yaşındayken gündüzü oruçlu, gecesini ibadette geçiren bir sahabe. Ama ne yazık ki günümüzde neslimiz hocam gece sabahlara kadar bilgisayar oyunu başında akşama kadar tabii hepsini kastetmiyoruz ama ne yazık ki
gençlerimizi bu hal üzere görmekte bizi üzüyor. Evet. Nereden nereye ben, doğru gidişat? Ben gece ikilere kadar kafelerde, o kafe senin, bu kafe benim, o nargile maalesef senin, bu nargile benim. Yani biz bunlara karşı değiliz ama insanın bunlarla geçirecek bir vakti yok ki. İnsan kendisini hangi mesela bir öğrenciyse kendi alanında yetiştirmesi gerekiyor. Yaratılış gayesi yani, hocam tabii. Yani niye yaratıldık? Biz onun gayesine evet göre. Yani biz karşı değil. Ha, insan gider arkadaşlarıyla şey yapar ama ben bakıyorum saatlerce vakit yani bu vakit. Ve her gün böyle. Tabii. İşte bir hadis-i şerif var ya Allah Resulü ni'metani magbunun kethirun minen nasi as-sahhatu vel faragu diyor. İki nimet vardır ki insanlar bu konuda aldanmışlardır. Ya yani bunların kıymetini bilememişlerdir. Birincisi sağlık, diğeri boş vakit diyor. Evet. Sağlık. Çok önemli işte. Beş şeye gelmeden beş şeyin kıymetini bildirirken o hadisle tamamlanan bir hadis de budur yani. Evet. Evet. O yüzden biz boş vakitleri maalesef çok harcayan bir millet olduk yani. Müsrifçe harcayan bir millet olduk. Boş vaktin değerini bilemeyen bir millet olduk. Hala aldanıyoruz yani. Hala sağlıkta hem boş vakti değerlendiremeden tabii geçirebiliyoruz. Bu ümmeti Muhammed yani dünya Müslümanlar dünyada lider oldukları zaman uleması yani boş vakitlerini o vakitler boşa geçirmeyen bir milletti yani. Hala ama, öyleyiz inşallah hocam. Yani mesela, sadece Müslüman mazlumların değil gayrimüslim mazlumların bile umudu haline geldiğini bugün görüyoruz yani ülkemizde. Evet. Gerçekten. Dolayısıyla hani derler ya başımızı kaşıyacak zamanımız yok. İyi değerlendirmemiz lazım. Sizin de bahsettiğiniz gibi illaki eğlence şu bu olacak. Meşru daire çerçevesinde yani insanlar gezecek, tozacak. Arkadaşlar bir araya gelecek ama bu süreklilikten ziyade bizim asıl görevimiz, asıl maksadımız nedir? Başta Allah-u Teala'ya kulluktur. Kulluk vazifelerimizi yerine getireceğiz. Ondan sonra öğrenciysek öğrencinin gereklerini yerine getirmek, ilim adamı olarak yetişmeye çalışmak. Bunlar önemli şeyler hocam. Sahabelerle devam edelim mi hocam? Edelim. Genç sahabelerle. Buyurun hocam. Ben böyle bayağı bir sahabe hazırladım ama ne kadar sürecek? Her biri örnektir süremiz, hocam. Süremiz nasıl? Süremiz de şöyle bir 10 dakikamız kadar tamam zamanımız var. Burada Muaz bin Cebel şimdi Allah Resulü'nün böyle çok genç yaşında Müslüman olmuş 18 yaşında. Evet. İkinci akabe biatında Müslüman olmuş birisi. Medineli tabii akabe biatında dediğimize göre Allah Resulü'nün çok yakın ilgisini sanırım. Çünkü çok zeki birisi. Hı hı. Çok zeki de birisi. Hatta onu Mekke fethine giderken Medine'ye vali olarak da yani vekil olarak da tayin etmiş. Genç yaşında böyle birisi. Onunla ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu, tezkiye ettiği hadisleri var. Mesela buyuruyor ki "A'lemu ümmeti bil halal vel haram." Ümmetimin helal ve haramı en iyi bileni diyor. Evet. Öyle ki Allah Resulü'nün yanından ayrılmamış. O kaynaktan, o menbaadan, feyizden, nurdan istifade ederek helalı, haramı. Öyleyse çok önemli. Bak bir genç, bir delikanlı Muaz bin Cebel gibi olup önce helal ve haramı öğrenecek. Önce haramları öğrenecek. Niye? Önce nedir? Kötülüklerden uzak olmak esastır. Evet. Ondan sonra iyilikler daha sonra gelir. Kötülüklere önce hem iyiliği yapayım, sonra da hem de harama devam edeyim olmaz. İkisi evet bir arada bulunmaz. Kötülüklerden uzak olmak gerekir. İşte haramı ve helalı en iyi bilen diyor yani. Hı hı. Muaz bin Cebel. Ve Kur'an'ı çok iyi bilen birisi. Allah Resulü sanırsam buyuruyor ki "Huzul Kur'an'a min arba'a" diyor. Kur'an'ı dört kişiden alın diyor. "Min ibni Mes'udin, Abdullah Mes'ud, min Ubey ibni Ka'bin, Ubey bin Ka'b. Ve Muaz bin Cebel, Muaz bin Cebel ve Salim'in Mevla Ebi Huzayfe'te." Ebu Huzayfe'nin kölesi Salim'den diyor Kur'an'ı öğren diyor. İşte bu Muaz bin Cebel de Kur'an'ı çok iyi öğrenmiş birisiydi. Evet. Mekke'nin Yemen en önemli özelliği Muaz bin Cebel'in görev adamı olması. En önemli şey bu. Yemen'e kadı olarak tayin evet edilmesi. Yemen fethedildiği zaman şöyle bir olay yaşanır. Yemen'e işte gönderilecek hem vali olacak, hem kadı olacak, hem oranın imamı olacak. Hepsi olacak. Her şey. Hem de Kur'an öğreticisi olacak, hem dini öğreten her şey olacak yani. Hı hı. Allah Resulü işte mescidinde böyle diyor ki
Yemen'e diyor, içinizden hanginiz Yemen'e gitmek ister diyor. Tabii ki insanın aklına kim gelir? Allah Resulü'nün yanındaki Muaz bin Cebel. Ebu Bekir geliyor. Ebu Bekir diyor ki ben diyor. Sonra tekrar soruyor. İçinizden Yemen'e kim gitmek ister diyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer kalkıyor. Diyor ki ben giderim ya Resulullah. Ondan sonra bir daha soruyor. Tabi o biliyor kimin gideceğini. Kimin gitmesi gerektiğini biliyor. Hı hı. Diyor ki kim gitmek ister diyor. Sahabeden iki kişinin buradaki o kadar gençlerin, delikanlının, o kadar sahabenin içerisinde diyor ki benim ya Resulullah diyor. Hani Necip Fazıl dediği gibi kim var dendiği zaman etrafına bakmadan ben varım diyen bir gençlik gibi. Aynı. Evet. Yani Necip Fazıl'ın gençliğe hitabesindeki gençliği. Necip Fazıl da oradan almıştır muhtemelen. Muhtemelen. Büyük bir şeyle, ihtimalle. Ve ona diyor ki şöyle ifadesi var. Muaz diyor. Belki diyor bu seneden sonra diyor beni daha göremeyeceksin. Belki dönüşünde benim mescidime, kabrime geleceksin. Sana o yüzden diyor orada hükmedeceğin zaman belki beni bulamayabilirsin. Hükmedeceğin zaman hükmü neyle hükmedeceksin diyor. Bu da ki Kur'an'la. Kur'an'la bulamazsan sünnetiyle diyor. Resulullah'ın sünnetiyle. Onda da bulamazsan içtihadımla diyor. Onun üzerine Allah-u Teala diyor ki Allah'ın Resulü'nün Resulü'nü, Allah Resulü'nün elçisini muvaffak kılan Allah'a hamdolsun diyerek, dua ederek. Yani fıkhın da temelini oluşturan hadislerden biridir. Yani. Çok, fıkhın temelini oluşturuyor. Şimdi öyle bir genç, öyle delikanlı ki bugün ben zeki, işte bu şekilde zekilerin ilahiyatlara gidip fıkıh alanına çalışıp böyle Müslüman ümmete çözümler üretmesini ben güncel isterim. Güncel problemlere abi, çözümler üretmesi lazım. Zeki olmak gerekir. Fıkıh alanında çözüm. Çünkü fıkıh ilmi, fıkıh usulü ilmi yani ince bir ilimdir. İnce bir zeka ister. O ince bir tahkik ister. O yüzden Muaz bin Cebeller lazım bize. Asrın Muaz bin Cebelleri lazım diye. Şimdi o yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında böyle diyor. Allah Resulü'nün Resulü'nü diyor. Elhamdülillah vaffaka Resul'e Resulillah diye çok da veciz ifade kullanıyor orada. Evet. Fıkıh usulü kitaplarında da geçer. Şimdi ve Muaz bin Cebel tabii gidiyor, hizmet ediyor. Tabii Muaz bin Cebel daha sonra Mekke, Medine, Filistin'e kadar gidiyor. Hazreti Ömer zamanına kadar yaşıyor. 35 yaşında, genç yaşta çok yine. Genç. Vefatı vebaya tutuluyor. Evet. Rabbim mekanını cennet eylesin. Amin. Evet. Şefaat sahibindense şefaatlerine bizi nail eylesin. Onlar hepsi işte birer yıldızlar gibiydi. İşte bizim için bakın bu noktada da bir ne kadar örnek dedim. Allah Resulü'nün sahabesi Muaz bin Cebel. Öyleyse gençlerimiz Muaz bin Cebel'in hayatını da çok iyi okumalı. Evet. Yani hemen internette yaz. Her şey için giriyoruz. Bir de bunun için girelim. Muaz bin Cebel için girelim. Bakalım Muaz bin Cebel nasıl bir insandır? Neler yapmış? Nasıl mücadele etmiş? Onların sayesinde asırlardır din-i mübin İslam bu zamana kadar gelmiş. Evet. Onlara biz çok şükran borçluyuz. Gerçekten. Allah Resulü'nün sahabesine. Nesillere onu öğreteceğiz. Hayatını isimler koyacağız. Muaz kim diye evet. Böyle. Buradan gençlerimize şöyle bir tavsiyede bulunalım hocam. Yani gençlerimiz, genç sahabeleri araştırsınlar. Kendi mizaçlarına en uygun olan sahabe kimse onu kendisine bir idol olarak, bir rehber olarak edinip onun gibi yaşamaya çalışma bir girişim, böyle bir şey olsa nasıl olur hocam? Her bir sahabeden alacakları ben ibret dersler alacaklarını düşünüyorum yani. Ben her bir sahabeden ayrı. Hepsinden ayrı. Al ama bir kişi üzerine çalışır. Bir kişi bakar ki bu bana uygun diyebilir yani. Mizacıma uygun. Mizacıma yani, uygun. Çünkü diyebilir. Çeşit çeşit mizaçtadır insanlar. Evet. Meşref farklılığı vardır. Bir tanesini benimseyip ona benzemeye çalışmak. O da olur tabii ki. Güzel bir çalışma olur diye düşünüyorum hocam. Evet. Vaktimiz de doldu bu arada. Bu sıra ben geldi de hayır anlatmayacağım sadece söyleyeyim. Buyurun hocam. Son dakikamız. Sıra Mus'ab bin Umeyr deydi. Sıra Mus'ab bin Umeyr gerçekten böyle sahabenin en yakışıklısı, en güzeli. Allah Resulü'ne en çok benzeyeni. Genç yaşta Müslüman oluyor.
Ve annesi tahammül edemiyor buna. Sen nasıl Müslüman olursun diyor. Ve onu diyor ki kişi arasına bırakıyor. Çünkü çok zengin. Hatta Yemen'den Mus'ab bin Umeyr için özel koku getirilmiş. Hani bizimkilerde özel parfüm şey yapıyor. Evet. Özel koku. Genç kızlar onun hayranıymış. Yani. Herkes onunla evlenmek istiyor. Ama o genç yaşta imanla müşerref oluyor. Ondan sonra ona her şey bırak. Annesi diyor ki seni iki şey arasında bırakıyorum diyor. Ya diyor bu hayata böyle lüks hayata devam edersin ya da diyor bırakırsın diyor. O da diyor ki ben diyor artık gerçek sevgiliyi buldum diyor. Onun peşinden gideceğim diyor. Darul Erkam'da yatıp kalkıyor. Evet. Darul Erkam'da. Ne şimdi nimetleri yüzden, tepiyor evet, değil mi? Mus'ab bin Umeyr'in hayatını gençlerimize tavsiye ediyoruz. Yani okusunlar. Çok ibret alınacak Mus'ab bin Umeyr'de olaylar var. Onu da söylemiş olalım hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet. Allah razı olsun. Hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Tekrar çok teşekkürlerimizi de sizde inşallah uğurlamış olalım. Efendim bir program daha sonuna geldik. Bir başka programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık.